Öncelikle sezon başındaki kulübümüzün öngördüğü politikalar gereğiyle takımımızı en azından bir jenerasyon olsun gençleştirme, ileriye dönük olarak yapacağımız yatırımlarla bize şampiyonluğu gerçek anlamıyla getirebilecek bir kadronun temelini atma. Aslında bu sezonun gerçek hedefi bu. Ama tabii ki Galatasaray gibi bir camiada hiçbir zaman için şampiyonluklar, final oynama hedefleri şaşmaz. Dolayısıyla biz ikisini birden yaratmaya çalışacağız ama bunun için öncelikli olarak biraz daha gençleştirilmiş, daha dinamik bir takımla öncelikle iyi bir takım yaratmayı planlıyoruz. Eğer bu takımı yaratabilirsek, yani kaybetmemeyi isteyen, ne olursa olsun sahada her türlü mücadeleyi ortaya koyan bir takım yaratabilirsek, şampiyonlukların ya da en üst hedeflerin bunun sonunda geleceğinin farkındayız. Bugün yarın bitmesini planladığımız iki tane Türk oyuncu transferimiz daha var. Yine bunlar genç, ileriye dönük ve takımın çok iyi idman yapmasını, takım agresivitesinin artmasını sağlayacak olan oyuncular. Dolayısıyla Türk oyuncu profilini bu hale getirdik ama yine sezon başlamadan belki bu projelerimizin içerisinde olan bir Türk oyuncu daha transferini gerçekleştirebiliriz. Çünkü Polat'ın ve Cemal'in önemli birer sakatlıkları çıktı sezon öncesinde. Polat'ın bir belinde problemler çıktı. Cemal'de de ayağında stres kırığı oluştu. Yani yaklaşık bir 6-8 hafta arası onlardan yoksun olacağız. Maalesef sezonun ilk periyodunda diyeyim, hazırlık döneminin ilk aşamasında bizle beraber olamayacaklar. Bu yüzden de kadromuzu daha baştan geniş tutmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla böyle bir yerli oyuncu transfer politikasını gerçekleştirdik. Bence bunlar kendilerini belirli bir oranda ispat etmiş ama daha da ispat etmeye, daha yukarılara çıkma potansiyeli olan oyuncular. Doğru iş yaptığımızı düşünüyorum bu tarz oyuncuları transfer ederek. Yabancı oyuncu politikasında da yine biliyorsunuz bu sene kurallar değişti. Yani 4 yabancının biri Bosman, 5 yabancının ikisi Bosman olmak zorunda. 2 ya da 3 yabancı transferini daha gerçekleştireceğiz. Zaten odanın halinden gördüğünüz gibi her yer kağıtlar ve DVD'lerle dolu. Amerika'dan da 15 günlük yaz ligini seyredip pazar günü geldim. Dolayısıyla bütün bunların ışığı altında elimizdeki alternatifli listelerimizi oluşturduk. Belli oyuncularla temaslara geçtik. Bu kimya içerisinde bize ciddi katkılar sağlayacak oyuncularla temastayız. Onların da transferini bitirsek zaten önemli bir takım için ilk doğru adımları atmışız sayılır. Ben prensip olarak sahada mücadele yönünü ön plana çıkaran bir antrenörüm. Yani ne olursa olsun sahada mücadele eden oyuncular görmek istiyorum. Bu da doğal olarak defansif yönü biraz daha ağırlıklı bir takım ortaya çıkaracağımızı ortaya koyuyor. Ama bu demek değildir ki biz 50 sayılarla oynayacağız. Mutlaka ki rakibimizi 70-75 sayılar civarında tutan, son derece sert savunma yapan bir takım oluşturmak istiyoruz. Zaten bu skorlarla tutarsanız seyircinin hoşuna giden o tempolu basketboldaki, fast break'teki kolay atışları, rahat atışları, smaçları vesaireler otomatikman gelecektir. Yani yine seyirci burada zevk alacaktır işten. 3 Ağustos itibariyle de sezonu açacağız. Söylediğim gibi Cemal ve Polat bu dönemde bizle olamayacak ama onun yerine kendi genç takımımızdan yetiştirdiğimiz oyuncularla bir çekirdek kadro kurup olabildiği kadar bu dönemi iyi geçirmeye çalışacağız. 24-25 Ağustos civarlarında yabancılarımız takıma katılmaya başlayacak. Yani Eylül 1 itibariyle de tam kadro olarak yaklaşık bir 1,5 aylık bir çalışmayla da sezona hazır olacağız. Eylül'ün ilk haftasından itibaren burada İstanbul'da iki yabancı takımın ve Erdemirspor'un katıldığı bir turnuva düzenleyeceğiz ki yabancı takımlar Sibona Zagreb, Dinamo Moskova, belki Kantu gibi iyi kaliteli takımlardan oluşacak. Seyircilerimiz bizim belki listelerde çok fazla star oyuncu görmeyeceklerdir ama çok ciddi bir takım ortaya koyacaklardır. Bence Galatasaray seyircisinin de asıl değerlendirmesi gerektiği ve hoşlanması gerektiği nokta sahada ne olursa olsun o forma için mücadele eden oyuncular ortaya çıkacaktır. Zaten onlar da çok iyi biliyorlar ki bu işi isimler oynamıyor, takım oynuyor. Mücadele ettiği zaman Galatasaray takımı da seyircisiyle bütünleşerek, birleşerek orada kendi salonumuzda çok fazla maç kazanacağımıza ve zamanla ilerleyerek sezonu çok keyifli bir şekilde bitireceğimize inanıyorum. Şu anda Ayhan Şahenk'te oynamayacağımızı söyleyebilirim. %95 oranlarında da Abdi İpekçi'de hem Türkiye Ligi'ni hem Avrupa Kupası'nı oynayacağız.
Bizim seyircilerimizin genellikle bu tarafa daha yakın olduğunu düşünürseniz biraz Ahmet Cömert'e git, Ayhan Şahenk'e gitmekte problemler çekiyorduk. Dolayısıyla Abdi İpekçi'nin ciddi anlamda bizim seyircimiz tarafından doldurulacağına inanıyorum. Çünkü ulaşım açısından da her açıdan da son derece bu bölgelere yakın olan bir salon. Bu sezon onlara çok ihtiyacımız var. Çünkü defansın itme gücü bir yandan da seyirciden geçiyor. Yani bu sene seyircimiz de biz de atarak değil, önce tutarak, yemeyerek, keyif alarak bir sezon geçireceğiz. Söylediğim gibi bu da bir itici güç olarak seyirciye çok ciddi anlamda ihtiyacımız var. Ben eminim zaten onlar bizi sonuna kadar destekliyorlar ama bir kez daha hatırlatmak istiyorum ki onları mutlaka salonlarda görmek istiyorum.